mahalle müdafiliğe mevcut kalınmaması için haftalardır büyük sabır gösteriyor. İdam tartışmaları, Hizbullah şoku derken koalisyonu sallayan bir diğer olay ise cezaevlerinde patladı. F tipi cezaevlerine geçmemekte direnen, ölüm orucu başlatan siyasi mahkumlara hayata dönüş adı altında bir operasyonun düğmesine basıldı. Ancak mahkumlara uygulanan şiddet Türkiye tarihinin en kanlı sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Diri diri yattılar. Altı bayan yakılarak öldürüldü. Kalleşçe bizi öldürdüler. Onlar canı var. Sentere bak. Aslında hayata dönüş operasyonunun provası bir yıl önce Ulucanlar cezaevinde yaşanmıştı. Tanıklarından biri de Hatip Dicle'ydi. Gece 3'te operasyon başlamış. Ve ondan sonra şu da bir gerçek. Yani öldürülenler 2 kişi sadece çatışmada ölmüştür. Geri kalan 10 kişi liderler adı altında isimleri gelenlerin listesinde vardır. Ve hepsi kafalarına kurşun sıkarak öldürülmüştür. Yani bir katliamdır. Devletin amacı koğuşlarda toplu halde tutulan mahkumları yeni yapılan F tipi cezaevlerine dağıtmak, birbirleriyle temaslarını kesmekti. Zira resmi görüşe göre terör örgütleri cezaevlerinden yönetiliyordu. Kamuoyu televizyon kanallarına servis edilen görüntülerle önce bu hayata dönüş operasyonuna psikolojik olarak hazırlandı. Bu görüntüler İstanbul Bayrampaşa cezaevinde çekildi. Çekilen görüntüler cezaevlerinde devlet otoritesinin hiç kalmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Koğuş sisteminden oda sistemine geçişi öngören F tipi cezaevlerine karşı çıkan teröristler, F tipi cezaevlerini engellemek için ölüm oruçlarına başlarken bir tören düzenlediler. Güvenlik güçleri 3 yılı aşkın bir süredir bu koğuşlara giremiyor. Terör örgütü elebaşlarının içeride kurdukları koğuş sistemiyle afiş asmaktan içeri giren bir sempatizan çıktığında teröriste dönüşüyor. Siyasi iktidar, sivil iktidar diyelim. Cezaevlerini birlikte medyayı da kontrol altına aldı ve servis haberler çıktı, manşetlere çıkartıldı. Cezaevleri terör odaklı merkezlerdir. Cezaevlerine girilmiyor. Cezaevlerinde tanklar, toplar, silahlar, cephanelikler çıkıyor deyip gazeteler ve gazeteciler bir şekilde cezaevlerini merkez olmasına ön ayak oldu. Cezaevlerinin bir kontrol altına alınması ve bunun için gerekli denetimlerin yapılması Milli Güvenlik Kurulu gündemine dahi gelmişti. Çünkü cezaevleri bu terör örgütleri, militanlarının karargah haline gelmişti. Bir anlamda oradan terör örgütleri yönlendiriliyordu. Sokaktaki terör eylemleri dahi oradan talimat alıyorlardı. O nedenle Milli Güvenlik Kurulu'nda dahi yani bir iç tehdit olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki? F tipi cezaevleri gündeme getirildiğinde siyasi mahkumlar ayaklandı. Tecrit edilmeyi, hücrelere girmeyi reddettiler. 600 mahkum ölüm orucuna başladı. Diğerleri de inanılmaz bir direniş sergiledi. Araya giren aydınlar heyeti ise ne hükümeti ne de mahkumları ikna edebildi. Onlar karşıdalar, biz bu taraftayız. Ve en trajik olanı tabii göz mesafemizde bir avluda başı kırmızı bantla çevrili gençler yatıyor. Onlar ölmeye yatmış durumdalar. Ve bizim orada yapacağımız pazarlığın sonucuna göre ya ölecek ya hayatta kalacaklar. Taleplerini sıraladılar. Talepler doğrusu beklediğimiz gibi çok politik içerikli değildi. Yani ben genelde hani
hepimiz okul yıllarımızdan sonrasından örgütlerle iç içe olduğumuz için yani çok hani oligarşik devletin yıkılması gibi talepler de olabileceğini düşünüyordum. Değildi. Daha gerçekçi ve somut talepler vardı. Cezaevinin somut koşullarından yola çıkarak hazırlanmış ve ulaşılabilir tırnak içinde taleplerdi. Doğrusu ilk duyduğumda ben makul olduklarını düşündüm ve bu pazarlığın işe yarayabileceği hissine kapıldım. Ancak işe yaramadı. Anlaşma olmadı. 20 cezaevine 10 bin askerle düzenlenen operasyonda gaz bombaları ve kimyasal silahlar kullanıldı. Mahkumların bir kısmı da kendilerini yakmaya çalıştılar. İkisi asker, 30'u tutuklu, tam 32 insan öldü. Yüzlerce mahkum yaralandı. Ortaya çıkan korkunç görüntülere yayın yasağı konuldu. Yaşanan vahşet ve mahkumlara uygulanan şiddet kamuoyundan saklandı. Böyle bir silahlı mücadeleye mecbur kalınmaması için haftalardır büyük sabır gösteriyorduk. Fakat sonuç almadı. Bu mücadele teröristleri kendi terörizmlerinden koruma ve kurtarma girişimidir. Çok başarılı bir harekat oldu. Bütün güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Hepsi tam bir uyum içinde çalıştılar. Zaten haftalar öncesinden bu uyumlu çalışmanın hazırlıkları başlamıştı. Bu şekilde bir terör yuvası, teröristler yuvası artık ortadan kalkmış oluyor. Burada acaba daha ölçülü davranılabilir miydi? Belki bu açıdan bir eleştiri olabilir ama o anda o çatışmanın psikolojisini düşünmek gerekir. Yani bu içeriden silahla ateş edilmesi sonucunda çıkan bir çatışma ve bir de o terör örgütünün kendi yandaşlarına verdiği kendinizi yakın talimatı nedeniyle